Bugün iş ters olsaydı bütün işler Ceko'ya yıkılacaktı. Ters olsaydı. Niye? Batçuay'ı sezon başından beri var mı? Kaç başta ilk 11'de başladı? var baş mı baş son... şeylerimiz? Kaç maç abi? Rakamlarımız. Kaç maç abi? Ben adam oldum o gördüm. Bakıyorlar şimdi. E, bakıyorlar. Sen yani. öyle bir maçta öyle bir şey yapıyorsun ki ha. sonunda da alıyorsun tabii. Bakıyorsun artık iş öyle de olmayacak ya. Yani. Hocam bilmiyorum ya. Şöyle e ee, yani bazı hocam ligde ikinci kez 11'de başlamış. 2. Ya buyur Kayseri maçı diğeri de orada da hat-trick yapmış. Öyle bir oyuncu. Burada mu? da bir, ya öyle bir oyuncu attı. mu? Öyle bir oyuncu mu? Hayır. Rekabete girmesi gereken bir oyuncu. Evet. E sen gözün kör parmağına bunu yaptın. Adamın bazı maçlarda yürüyecek hali yoktur. Sen Batu şu kullanmadın. Yani kusura bakmayın hocam. Kadro tercihlerinde İsmail doğru işler yapmadı. Ben kemik derken ondan bahsediyorum. Hı. Galatasaray öyle değil. Ben karşılaştırıyorum Galatasaray'la. Ne oldu ne dedi? Burak bir maça çıkarken kimsenin Galatasaray'dan büyük hali yok dedi ya. Takımın menfaat için herkes ya da de kurtarabilir dedi. Evet. diye iteledi bunu. Niye? Mutlak bir şeyler oldu içeride. Haddini bildi dedi abi. Bir tanesi battaniyeyi suratına çekti. Kadroya bile almadı. Hocam bazı şeyleri yapmazsan takım yürütemez. Yani el bebek gül bebek tamam da bir yere kadar. İnşallah sonuna kadar gider başarılı olur da işi zor tabii İsmail. Ceko'nun 20 gol 3 asisti oldu. İrfan Can Kahveci bu arada 12 gole ulaştı hocam. 12 gol 7 asist. Batu 11 gol 1 asist. Bunlar lig performansı bu arada. Toplamı daha da yüksek. Yok Allah aşkına. Batshuayi'nin attığı gol, oynadığı süreye baktığı zaman iki şey, tane ilk 11'i var ya. Ceko'nun o sıra üstüne çıkmaz lan. 10 sıra olmaz da 10 sıra üstüne çıkmaz. Olmaz. E o zaman sen yanlış dağıtmışsın abi. Sen yanlış dağıtmışsın formayı. Sen adaleti yanlış dağıtır, adaleti yanlış dağıtırsan başarılı olmayacaksın. Futbolcu konuşur abi, bu vıdı, vıdı yapar. Sen bugün başarısız olsaydın, Ki sen bugün başarısız olsaydın Ceko'ya yıkıyordun işi. Sen bana onu kavuğumu anlat. Sonra almak mecburiyette kaldın. Bu bana lazım olur. Başıma iş açar diye. E Ceko'ya yıkacaktın. Ders olsaydı. Bu Beşiktaş 11 kişi, 10 kişi kalmasaydı. Bu Beşiktaş. Onun için şer kurnazı ya yaptı. Denk geldi ama her zaman olmaz bu iş. Hocam. Her zaman olmaz. İşte bak ya. Cengiz Ünder Aldığı sürelere bak Ya Cengiz'i oynattı İrfan'ı kesti ya Bu sene Fenerbahçe'nin Flaş oyuncusu İrfan Can Kahveci Kesinlikle Var mı itirazın? Yok Takımı sürükleyen itekleyen adam Bugün de İkici çok iyi bir adam İkinci adamın hayatta. yok İkinci bir adamın yok Yani var iyi oyuncular ama Bu sene İrfan Can Kahveci Kariyer sezonu oynuyor e Yani Fred de iyi oynuyor Vesaire dersiniz Anlatırsınız kaç maç, ama. Kaç maç ilk 11'de başladı? Hadi İr... gelsin içeriden bakayım bana İrfancan'ın da bilgilerini. Hadi gelin söyleyeyim. bakayım. Hadi bana söyleyin. Ben bazı şeyleri İrfan söylerken Ayb'ye söylemiyorum. Hadi bakalım. Bas şu ayının oynadığı maç adedi belli. İrfancan Hadi bana İrfancan'ı söyleyin ilk 11'i. Hadi bekliyorum. 30 maç ama kaçı ilk 11? Onu bir söyleyecekler şimdi. 30 maç oynamış toplam e, Süper Lig'de. 12 merak. gol, 7 asisti var. Konferans liginde 6 gol, 3 asist var. Ya 18 gol, 10 asist biliyor musun bu sezon? 18 gol, 10 asist hocam. Avrupa'da da 6 gol, 3 asisti var adamın. Oynadığı yer de yıpranmaya çok müsait bir alan. 21 maç. 34 maçın 21'inde ilk 11'de başlamış. 30 değil ki. Ha 30 maçın 21'i. Evet. 4 maçta oynamamış. 30 maçın 21'i. 3'te Üçte ikisinde. Şey, doğru mu? Daha fazla olması gerekir. Bir ara işte Cengiz'i oynattı biliyorsun ilk 11'de. 9 maç yedekten girmiş. 21 maç direkt oynamış. Bir de sakatlık. Ya döneminde. düşün Avrupa konferans liginde Cengiz'i aldı. Cengiz bir de penaltı kaçırdı ya. Tabii Olympiakos maçı. Ya olacak iş mi ya? Niye gücü yok? Gücü yok. Ya bunu tek tek adam olarak sen düşüneceksin. Maçın penaltıya gidebileceğini düşünüp ona göre oyuncu alacaksın, ona göre oyuncu çıkaracaksın. Penaltıya gidecek artık. Her şeyi düşüneceksin abi. Sinekten yağ çıkaracaksın. İsmail kardeş. Hayırlısı olsun. Bu seneyi bitirsinler. Görelim. Şimdi arada 4 puanlık bir fark var. 93 puan Galatasaray, 89 puan Fenerbahçe ve geride kalan 4 hafta var. Şimdi e, öyle ya da böyle bir derbiyi de Kayıpsız, kayıpsız atlatmış oldu. Bir ortaya kalan maçları alabilir miyiz? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın artık haftalar azalıyor. Kadıköy'de kalabalık dağılıyor orada. O bölgedeki e, radyodan dinleyenler bizi araçlarını o civarda e, mümkün mertebe çevre yoluna doğru sürsünler tabii. Şimdi Galatasaray'ın bu hafta Sivas'ı konuk edeceğini belirtelim. Fenerbahçe Konya'ya gidiyor. Çok zor bir deplasman çünkü Konya Düşme potasında. Ertesi hafta Galatasaray Karagümrük'le oynayacak. E, olimpiyatta olacak herhalde o maç. E, Karagümrük'te e, düşme hattının içinde zaten. Fenerbahçe Kayseri Spor'la oynayacak. Kayseri Spor'da oralara yakın. Tam orada olmasa da yakın. Sonrasında derbi var zaten. Bir bakalım o iki haftaya ya. Alt taraflara, üst taraflara. Neye? Kalan? Evet. Şehrin. Başlara bakalım bir. Şimdi Galatasaray Konya maçı var. O son maç. Evet. Ama Fener'in daha enteresan şimdi. İstanbul Spor'la maçı var o hafta. Yani <laughs> küme düşme attı böyle. Örneğin Konya şu anda 15. sırada. Fenerbahçe'den sonra Samsun, Kayseri, Galatasaray. E, Samsun, Kayseri özellikle Kayseri direkt rakibi. Fenerbahçe, Galatasaray kolay değil. Konya'nın işi kolay değil. Şimdi Pendik Kayseri ile oynayacak. Evet. Antalya ve Ankara Gücü'ne gidecek. Var. Rize ve Antep var bir de. 30 puandaki Pendik'in. Konya 36 puan. Hatay çok zorlaştırdı işini. Antep deplasmanı içeride Ankara Gücü, Beşiktaş deplasmanı Rize. Yani bilmiyorum buradan iki deplasman iki içerisi 40 kaldı 40 puan ha? falan olabilir belki ama 40 puan yeter Ar mi hocam Antep, ya beşiktaş deplasman, en An iyi ihtimali söylüyorum hani Hatay'ın işi çok zorlaşmış evet. Kara Gümrük 33 puanda Antalya maçı bu hafta iç sahada çok kritik Kayseri deplasmanına gidiyor ardından Galatasaray maçı var Antep deplasmanına gidiyor Samsun maçı var Vallahi Antalya'yı yenemezse Kara Gümrük'ün işi de baya zorlaşıyor Tabii. Antalya'yı yenemediği zaman iş bayağı ağır. Antep-Trabzon deplasmanında yarın. Hatay var. Adana-Demir'e gidiyor. Karagümrük-Pendik direkt rakipleri. Yani Hatay-Karagümrük-Pendik. Üç tane direkt rakipleriyle oynayacağı maç var Antep'in. Hocam be. Şöyle bakıyorum da. Hani burada... Konya'nın altı yandım ketamen elba olabilir. Konya'nın altı. Antep'in üç deplasmanı var. Pendik, Adana, Demirspor, Trabzon. Hocam. İçeride Atay, Karagümrük. Yani oynayacağı maçların hepsi sakat. <laughs> hepsi sakat. kendisi sensizliğinden. <laughs>